Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size annemin sarmalarıyla açılış yapmak istedim. Biz bugün sabahtan annemle haberleştik. Akşama sarma dolma yapıyorum. Siz de gelin dedi. Valla direkt buraya geldik. Üzerimizi değiştirip ama nefis görünüyor. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Annem de ayran yapacak. Benim çekmemi bekliyor. Herhalde lahana, yaprak, bir de patlıcan mı var? Hep patlıcan çok yemiyoruz diye. Aynen, onu az yapmış annem. Genelde ben böyle yaprak... Aykut yaprak, diğer herkes karışık yiyor da biz biraz yaprak seviyoruz. Vallahi ellerine sağlık, çok güzel görünüyor. Şimdi biz masamızı hazırlayacağız. Annem de ayranı yapıyor. Şöyle size de göstermiş olayım. Bence sen yapabilirsin artık, ben gidiyorum. Eline sağlık anne. Afiyet olsun. Ayranımı yapayım da. Tamam. Annemlerden geldik artık arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Hatta Osmaniye fıstığı almıştık. Onu da haşladık. Şunu niye açtın? Su saati mi? Kim açmıştır diye veriyoruz. Sucu gelmiştir. Hayır, su aklıma geldi. Yani sucu gelebilir. Lambaya bas. Geldik. Bugün evde işimiz var. Evet, o yüzden erken geldik. İçeride. Bakın şimdi. Bunların hepsini, tüm kargoları, bu hafta gelen kargolarımın hepsini oturma odasına getirdim. Şimdi sizinle birlikte bunları tek tek açmak istiyorum. Şuraya geçeceğim ben. Buradan alıp size göstereceğim. Hoş geldin. Şimdi benim şu tripodu kurmam lazım. Şunu karşıma kurup size göstereceğim. Bu aldıklarımı göstereceğim. Çünkü bugün akşam şunu yapacağız. Evi temizlemeden önce bu rafı yapalım dedik. Bu raf kutulu geldi bu arada. Neyse, durun açtıktan sonra bahsetmeye başlayayım. Senden ricam, açtığın kutuları güzelce dışarı koy. Kendin götür. Götürürken yok, ben götürürüm. Şu kutuyu sen götüreceksin. Götürürken nasıl götürebiliyor musun? Şunu Aykut yaptı Musa. Ne? Oradan mı bahsediyor? Sırf sana sinir vermek için yaptı bunu. Şimdi Musa kendine gelen bir kolinin, kutunun açılmasını çok istemiyor, tamam mı, iş yerine. Ama Aykut illa bir şeyler yapıyor, bakın. Şunu yaptı. Bana mesaj attı. Ne dedi? Göstereyim mi telefonu? Ne dedi? Ayakkabım çok güzelmiş abi. Açtın mı lan dedim. Evet dedi. Yalan, açmadı bak. Bilmiyorum. Onu yaptı. Ama sana sordun. Aynen, bana sordun. Yok, ben de merak ettim. Allah var, açmadım. Neyse, hadi açalım ama merak ettiğim şeyler var. En çok da kendim aldım kıyafetleri merak güzel ediyorum. Şimdi kargoları açmaya başlayabiliriz tek tek. Şundan başlayalım. Bunu IKEA'dan sipariş vermiştim. Şimdi böyle gelmesi çok saçma. Bu böyle geldi, biliyor musunuz? Yani herhangi bir kutu vesaire yok. Ama sanki kırık da yok gibi görünüyor. Ben telefonu şu bir tane düzenleyici verdim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane çerçeve, bir de sıvı sabunumuz verdim. Benim mutfaktaki sıvı sabunum çok kötü oldu dış yüzeyi. O yüzden yeni bir sıvı sabunum kaldı. Mutfağım olacak şekilde. Bu nasıl sarmışlar bunu? Şuradan kes bak, buradan kes. Tamam, kısa göre bir kargoymuş. Çok seviyor. Çok acımalı. Çok acımalı. Bir şey yıkmayı, sökmeyi. Aa, ben bundan iki tane istemiştim. Karşına yanmış ki. Bir tane. Şimdi şu. Şöyle göstereyim size. IKEA'nın düzenleyicisi. Efendim. Aleykümselam. Şimdi bu IKEA'nın düzenleyicisi arkadaşlar. Ben bunu orta çekmeceye istedim. İki tane yatak odasındaki makyaj masamın orta çekmecesini istedim. İki tane yan yana sığıyordu. Böyle yanda da küçük bir yer kalıyordu. Orası da kalsın dedim. Orada benim ojelerim var. Böyle kullanmadığım fazla olan far paletlerim vesaire var. Onlara düzlemek istiyordum ama bundan eksik gelmiş. Artık eksik ürün siparişi, geçeriz tekrardan. Bir de şunu aldım. Bunu da göstereyim. Heh, açtım sonunda. Çok güzel gerçekten. Yani kutu yapmamışlar ama şu pat patlara güzel sarmışlar. Bu da şöyle bir sıvı sabunluk, deterjanlık, artık nasıl kullanmak isterseniz. Ben bunu mutfak için aldım. Bir de şu çerçeveyi aldım. Bunu da şimdi bugün raf yapacağız ya.
Onun için aldım. O rafın üzerine koyacağım. Yani öyle düşünüyorum. Umarım güzel durur. Şöyle. Çok ince, sade, düz, siyah bir çerçeve. Ben şu şekilde yatay bir şekilde koyacağım. Bunun içerisine de böyle farklı bir şeyler düşünüyorum. Yani herhangi bir fotoğraf vesaire değil de böyle yazı gibi bir şey çıkarttıracağım. Bu tamam. Buralar battı yalnız. Bu neydi? Bir dakika bakalım. Bunu hatırlayamadım. Bu vazo galiba. Küçük bir vazo almıştım ama minicikti. Böyle büyük bir şey koyacaklarını pek hiç düşünmüyordum. Bir dakika. Evet, bu vazo. Gayet güzel sarmışlar. Şu. Şöyle göstereyim. Yakından da bakın. Siyah mat, üzerinde gold detaylı bir yazı var ama ne yazıyor bilmiyorum, yabancı bir yazı. Bunu da bu raf için aldım. Bunu da koyayım. Bunun içerisine bu cips diyorlar galiba. Öyle bir şey, çiçekçilerde satılıyor beyaz. Onlardan alacağım. Başka bir şey yok. Bunu çok teşekkür ederim. Bari kutuyu. Şu faturası galiba. Şimdi şu da rafım. Rafı göstereyim size. Rafı kutusundan çıkarttım çünkü herhangi bir ezilme, bükülme vesaire varsa hani göndereyim, en azından işim ertelenmesin diye. Sadece poşetinden çıkartmamıştım. Şöyle göstereyim. O ilk size gösterdiğim rafı almaktan vazgeçtim. Vlogda aslında birlikte seçmiştik. Ama onu almaktan vazgeçtim çünkü onun şu kısmı aşırı dar. Yani kaçlıktı şu anda hatırlamıyorum ama çok küçüktü ya. Yani asla bir şey sığdıramazdım. O yüzden ben böyle bir şey tercih ettim. İstersek şunları çıkartabiliyormuşuz. Söyledi ama şu anda çıkartamıyorum. Arkada açılacak yerleri var. Ki bence çıkartmama da gerek yok. Böyle aşırı dikkat çekmiyor. Doku olarak da metal ve ağır. Kesinlikle çok ağır. Başka ne kaldı? Şu kurulacak. Şunları göstereyim. Bunlar geçen hafta geldiler. Bu hafta hiç gelmediler arkadaşlar. Şöyle Trendyol Mila'dan kendime bir kazak aldım. Bu kazak. Yani buradan bakınca gerçekten güzel durmuyor şu anda da. Şöyle. Aşırı güzel. Çok beğendim. Denedim bunu. Bayıldım buna. Şu şekilde bir kolu var. Ve şurada böyle bir bağlama detayı var. Yüksek bel kotlarla vesaire güzel olur. Bunu dayanamadım, açmıştım. Bir de şunu aldım. Bu şekilde bir hırka. Böyle tam mevsimlik, bizim buralarda herhangi, yani şu anda giyemiyoruz ama artık belki bir ay sonra vesaire rahat rahat giyebiliriz bu hırkaları da. Biraz kış alışverişi oldu aslında. Bunu açalım. Siyah beyaz bir kazak. Bunu medium aldım. Şöyle göstereyim size. Çok beğenerek aldım. Gayet de güzel. Yeri aşırı kalın değil. Hani böyle kışın çok soğuk olduğu günlerde giyilmez. Ya da giyildiğinde üzerine kesinlikle bir montla, ceketle vesaire desteklenmesi lazım. Ama biz Osmanlı'da rahatlıkla giyeriz bunları. Gayet güzel. Daha sonra... böyle hayal etmemiştim bunun rengini. Şöyle bir gömlek siparişi verdim. Ama ben bunu böyle daha kahve düşünüyordum. 36 beden. Şöyle bir dakika göstereceğim. Bu şekilde çiçekli, iri desenli bir gömlek. Bilmiyorum açar mı? Ben bunu biraz daha kahve görmüştüm aslında fotoğrafta. Neyse bakarız, deneriz. Bir de bakalım.
şöyle bir 6 takım aldım. Bu aşırı büyük. Allah'ım asla tutturamamışım bedenini. Bu medium. Neyse denerim. Çok fazla doldurmazsa giyerim kesin. Altı da şöyle. Şu şekilde beli lastikli. Örgü. Gayet güzel. Kesinlikle sıcacık tutar. Bu şekilde ikili bir takım aldım. Şurada bir tane daha var. Bir dakika. Üstten şöyle bir gömlek aldım. Bunun içerisine geçenlerde bir askılı almıştım. Askılı atlet tarzı bir şey. Onunla giymeyi planlıyorum. Şöyle göstereyim. Bu da X small ama aşırı büyük. Yani kesim olarak aşırı bir büyük bir gömlek. Şöyle göstereyim. Dokusu çok ince. Yani böyle içi gösterir kesin. Hatta bakalım. Aynen içi gösteriyor. Şöyle yakından göstereyim size de seni de. Bu da bu şekilde. Bir de şöyle. Bir dakika. Mini minnoş bir çanta aldım. Ama çanta biraz yamulmuş sanki. Kargo değil sanki. Şöyle. Bunu bu gömlekle kullanırım diye aldım. Bir de geçenlerde bir gömlek almıştım. Yine onunla birlikte şu şekilde. Gayet güzel olur, şık olur. Beğendim ürünü. Uzun kullanamam ben, aşırı uzun. Bunu şöyle ikili yaptığımda çok güzel duruyor. Bunu da buraya koyalım. Bu da Musa Bey'imizin. Bunu da göstermek istiyorum. Puma'dan bir spor ayakkabısı aldık eşime de. Şöyle. Puma'da çok fazla bir indirim yoktu aslında. Ama Musacığım çok beğeniyordu ve Puma bir ayakkabı istiyordu. Her zaman da kırmızıdan yanadır. Asla böyle benim gibi siyah beyaz değil de renkli şeyleri daha çok sever. O yüzden hem siyah hem beyaz hem de kırmızının olduğu bir ayakkabı bulduk. Bunu da aldık. Bunlar bu kadar. Ben şimdi şunu çok merak ediyorum. Sanki olmayacak gibi ve canım sıkıldı gerçekten. Günlerdir çünkü bu ikili takımı bekliyordum, giymek istiyordum. Yani ya üst alt farklı bir şeylerle kombinlemem gerekecek. Ya da tekrardan iade edip beden değişimi isteyeceğim. Bakayım ben. Bu kadar arkadaşlar. Normalde size bu kıyafetler aslında... Bu ay aldıklarımı daha doğrusu denemeli göstermek istiyordum. Bir ayna bakıyordum uzun zamandır. Ama asla indirime girmiyor. Tam indirime girdiğinde de bir tane ürün vardı ve gitti. Kaybettim, yakalayamadım onu da. İndirime girmesini bekliyorum o aynanın. Girdikten sonra onu da alacağım. Artık aldığım her şeyi size üzerimde denemeli bir şekilde göstereceğim. Daha iyi oluyor hem. Ben de mesela birinde gördüğüm bir ürünü üzerine deneyince kendi bedenime göre vesaire ayarlayabiliyorum. Şimdi buraları toplayacağım ben. Daha sonra da mutfağa geçeceğim. Şu raf işini halletmemiz gerekiyor. Odanın son hali korkunç arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Her yer dağıldı. Açtığım 3-5 paket gerçekten ama mahvoldu ortalık. Bu arada şey yapmaktan vazgeçtik. Rafı yapmaktan. Çünkü saat biraz geç olmuş. Üst komşumuz yok ama alt komşumuzu rahatsız etmek istemiyoruz. Şunu da denedim. Altı çok iyi oldu ama... Şu üst kaza biraz bol ve büyük oldu. Belki bunu böyle terzide hallettirebilirim diye düşünüyorum. Bunlar güzel oldu. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Kim toplayacak buraları? Kargo açmayı çok seviyorum ama toplamayı hiç sevmiyorum. Bunun şeyini sen atacaksın, kutusunu. Evde bir de yeni bir akım çıktı. Herkes kutusunu. Neyse atacak. Gideyim şuraları toplayayım. Artık rafım da kaldı. Rafı da yarın hallederim. Salı pazar gibi oldu. Toplarım ben şimdi. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Sabah sabah ne yapıyorum bir bakın.
içli köfte kızartıyorum. Kardeşimin canı istemiş. Abla yapar mısın dedi. Ya düşündüm, iş yerinde yapmak olmaz çünkü aşırı bir koku oluyor orada, bir kızartma vesaire yaptığımızda. Bir kere denedik çünkü. İş yerindeki mutfağımızda pencere yok, bir havalandırma sistemi var. O da çok işe yaramıyor. O yüzden dedim evde kızartayım. Orada da ısıtır, yeriz. Öğlen yemeği niyetim olur artık. Biraz geç kaldım aslında kızartmak için de. Geçtirdim diye düşünüyorum. Şimdi burada da kızartıp artık orada da ısıtıp öyle o şekilde yiyeceğiz. Tüm apartmanın koku alacak şimdi, işin kötüsü bir de. Eve geldim ve yapacağım tüm işleri düşünüyorum arkadaşlar. Sabah sizinle birlikte burada köfte kızartıp işe gittim. Biraz yoğun geçti. Cumartesi günü olduğu için yapılacak işler vardı. İş yerine düzeltilmesi gereken yerler vardı. Onları falan hallederim derken saat epey gecikti. Eve servis gelecekti. O yüzden biraz erken geldim bugün. Şimdi şuracıkta ilk önce bir kahve içeceğim. Daha sonra da yemek hazırlayacağım. Akşam için böyle hemen hızlı hızlı bir yemek hazırlayacağım. Yemeğimizi yedikten sonra da bu raf işini halledeceğim. Bir de Allah izin verirse, bugün yapabilirsem, ayakkabılığımı tamamen temizlemek istiyorum. Yani içini indirip, ayakkabıları silip, rampalar var biliyorsunuz, o rampaları Musacığım balkonda yıkayacak. Onları halledelim bugün diyorum. Yıkarsın değil mi? Yıkayacağım böyle. Yıkayacağım. Rampaları. Rampaları böyle balkonda güzelce köpüklersek tertemiz olur ve orada da böyle hemen kuruyor zaten, plastik oldukları için. Onları hallederim. Diğer taraf böyle daha düzenli aslında. Bir de kışlık terlikler falan var. Onların yerleri değişecek. Biz ilk aldığımızda şeye atmıştık, bulaşık makinesine. Hatırlıyorsun değil mi? Hiç kullanılmamıştı. Bulaşık makinesine dizdik, çalıştırdık böyle en kısa programında. Gayet de güzel yıkandı ama şimdi olmaz. O yüzden balkonda yıkarız, daha iyi olur. Köpürte köpürte. Yani bugün yapacağım işler var ama sorun, yapacak halim var mı? Yok. Zaten şu raf gözümde büyüyor. Çünkü bu raf böyle takılırken olaylar olaylar. Bakalım. Hazır mısın bu kavgaya? Yani. İnşallah bir şey olmaz. Ben şimdi kahvemi içeyim, kahvemi yapayım. Daha sonra da yemek hazırlığına başlayayım. Çünkü doğru düzgün ne yapacağımı da bilmiyorum. Hallederiz inşallah. İnşallah. Bugün bitirelim de bari yarın pazar. Dinlenelim hiç değil mi? Hiç bugün bitsin. Şu güneş de ne güzel vuruyor. Yemeği yedik, çayı içtik. Mutfağı da toparladım. Arkadaşlar şimdi sıra şu raflarda. Kaçış yok bugün usta. Bugün bahane yok. Saat erken. Ama ilk önce ben şimdi şöyle göstereyim size. Burayı halletmem gerekiyor. Ayakkabılığı. Şimdi ayakkabılık biraz dağınık. Geçenlerde düğün vardı. Şu iki abiyi altına kullandım. Ayakkabıyı kullandım. Onları yerine koymadım. Üst tarafta botlar var. Çizmeler var. Şu sarı çizmelerin nasıl görünüyor? Yanında da benim yağmur çizmelerim yalnız. Offroad çizme, offroad. Şimdi şöyle göstereyim. Aşırı dağınık. Normalde bu rafları silip tozunu alacağım daha doğrusu. Daha sonra herhangi kirli bir ayakkabı varsa onları çıkartacağım. Onların temizliğini yapacağım. Ama ilk önce şunu halletmem gerek. Başlayayım mı artık? Hayır. Peki. Nasıl korktum? Ama ilk önce şimdi şu rampalar var ya, ayakkabı rampaları. Onları çıkartıp yıkayalım, kurusun istiyorum. Herhangi bir su lekesi falan kalmasın. Burayı bir halledelim. Önce bura mı inecek? Önce burayı indirelim. Bu tarafta bir işimiz yok çünkü. Şu kuşun yemi oradan kalkacak. Şu kutu gidecek. Bak bu yeni bunlar bir ayakkabının kutusu. Rampaları sen yıkayacaksın. Tamam. Öyle anlaşmıştık. Tamam. Ya da ben yıkarım. Tamam. Yok, ben yıkarım dışarısı oldu. Aynen, biraz esiyor. Böyle buraları halledeceğim. Şimdi şu önce ayakkabıları. Önce bunlar. Tamam. Şu ayakkabılarımı buradan kaldırıp bir üst rafa alacağım. Daha sonra da şuraya botları yerleştireceğim. Zaten en son düzenini de gösteririm size. Şimdi şurayı göstereyim. Evet. Musa Bey'in tüm eşyaları burada. Bekleniyorsunuz buradan. Ay. Çok yaşa. Bu neden burada? Bir. Bunun içindeki geldi mi yayladan? İki. Ne? Bu. Neden burada? Ya oradan bir şey lazımdı. Ve içindeki geri geldi mi? Yaylaya bıraktım. Getirmedim. Yok, orada lazım olacak diye. Allah'ım. Şimdi şöyle. Bu yerine kalkacak. Bunu ben üst rafa koymuştum.
bu motorcu montu eşimin, şu tripodun kılıfı. Aslında buna gerek yok. Yani bunu bir yere kaldırabiliriz. At onu ya. Atmayayım ya. Lan niye gerek olacak ki? Tripodu kullanıyor zaten. Aa, burada dağılmış. Şimdi şu home'un kutusu. Bu ürünlerim gelmişti. Şöyle içerisinden kullanacaklarımı, alacaklarımı aldım. Yerine yerleştirmedim. Sosyopix'in kutuları var. 2 tane. Yine bir Sosyopix'ten ana defteri almıştım. O var. Şurada da fotoğraflarımız var. Bunlar şimdilik burada kalacak. Bunlarla ilgili farklı planlarım var çünkü. Kutuları alabiliriz. Şuraya mı? Evet, orada daha düzgün duruyor. Burada da şey var. Kutu gibi. Kutu İplerim var. Tamam, onları indirelim. Şöyle bir göstereyim. İplerim var orada. Şu kutunun içinde ne var hatırlamıyorum. Bu kutunun içinde de... Kutunun içi boş. Ha, garanti belgeleri ve en üstte de oyunumuz var, oyun var. Kelime oyunu var. Başlayalım. Ve şöyle şurada yazlık terlikler vesaire vardı. Burayı boşalttım ben. Kışlık terliklerimin hepsini de buraya yerleştirmiştim. Şimdi bunları eşit bir şekilde iki çekmeceye de dolduracağım arkadaşlar. Başlayabiliriz bence, hadi. Tüm ayakkabıları indirdim arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Normalde ben bunları gazetenin üzerine koyuyordum ama evde gazete yok. Böyle bir işim olduğunda da aslında iş yerinden getiriyordum ama unuttum. O yüzden şu abi askısı vardı. Onu böyle ortadan ikiye kestim ve tüm açtım iki tarafına da. Tüm ayakkabıları üst üste yığdım. O yüzden şuraya bir ayakkabıları silmek için bir bez koydum. Bir de rafların tozunu almak için bir bez koydum. Şöyle göstereyim ben size. Üst raf aynı şekilde duruyor. Burayı sildim. Tekrardan yerine yerleştirdim. Şunlar zaten boş kutular. Herhangi bir şey yok içerisinde. Sadece bir yere giderken falan lazım olur diye kaldırıyorum onları. Bunun içerisinde çizmem var. Daha çok erken çıkartmadım. Bunlar da burada duruyor. Zaten şöyle burayı da göstereyim. Normalde tek sıra koyuyordum. Ama böyle çift sıralı yaptım burayı. Yani şu aralar kullanmayacağım. Kullanmam gerekirse de çıkar alırım diye. Kirli olanları sildim, temizledim. Şimdi tek tek raf raf silip aşağıya iniyorum. İşte botları koyarım. Eşimin ayakkabılarını, kendi ayakkabılarımı. En altta da birkaç tane terlik bırakırım. Çünkü annelerimize vesaire giderken ya da daha böyle çarşıya falan çıkarken terlik giyiyoruz. Bu topuklu terliklerimi ve sandaletlerimi kaldıracağım. Onları kullanmıyorum çünkü. Rafların hepsini tertemiz sildim arkadaşlar. Şu kapakların iç kısımlarını da temizledim. Şimdi raflar biraz havalanır. O zamana kadar da ayakkabı rampaları bayağı kurumuş olur zaten. Sırayla alır yerine yerleştiririm. Yani bu tarafta çok bir işim kalmadı. Şimdi şuraya geçtim. Tek tek boşaltmaya başladım ama bakın size ne göstereceğim. Motorumuz vardı. Daha önceki vloglardan belki bilenler vardır. Bu benim kaskımdı. Ve bunun burada şu alt kısmına hem YouTube adresimi hem Instagram adresini yazdırmıştım. Çok güzeldi. Ama bir süre sonra sildik biz bunu. Çünkü kardeşim falan dükkandayken takıp gidiyordu ve kötü oluyordu. Şunu da çok sildirmek istedi ama müsaade etmedim burada. Baş harfim var. Buraları hallediyorum. Ay düşüyordu. Şu da Mustafa Alem'in. Şöyle göstereyim. Görünmedi. Kolonyaları. Bunları da saklıyorum. Birkaç parça daha bir şeyler vardı burada da. Onları kaldırdım. Sadece bunun ikisi kaldı şimdi burada. Başlayabilirim. Şimdi şu yukarıya çıkmam lazım. Ama Musacığımın balkonda işi bitmedi. Hani o bitirsin, öyle inip inip çıkmak zor oluyor çünkü merdivenden. Ben çıkarım, ona veririm. O yere koyar, siler, tekrardan yerleştiririm zaten. Burada çok fazla iş yok. Hemen biter diye düşünüyorum. Burası beni gerçekten şaşırttı. Şimdi şöyle sildim. Öncelikle size onu göstereyim. Ama ben diyordum ki kesinlikle çok kirlenmiştir, tozlanmıştır. Hani beni çok uğraştırır, vaktimi alır diye. Hatta acele ediyordum. Ama asla öyle değilmiş gerçekten. Sevindim bu duruma. Tertemiz oldu. Şöyle sildim hepsini. Aralık bıraktım ki biraz içleri güzelce kurusun. Havasız kalmasın, kötü olmasın, kötü kokar diye. Böyle temizledim. Sadece rampalar geldikten sonra tek tek alıp yerlerine koyacağım. Burası da aynı şekilde. Bir örtüsü var. O örtüyü örteceğim. Terlikleri de yerine yerleştireceğim arkadaşlar. Eşimden yeni bir bilgi daha öğrendim. Biri kadın ayakkabısı içinmiş, biri erkek ayakkabısı içinmiş. Öyle tabii ya. Alırken öyle oldu. Ben bunu bilmiyordum gerçekten. İşte. O erkek ayakkabısı için. Evet. Şu ayarlılar. Kadınmış. Allah ama Allah. Buna da topuklu işareti koymuşlar. Yani satarken böyle demişler. Sen mi yanlış bildin, doğruyu hayır, söyle. Hayır ya, gerçekten satarken böyle demişler. Ne olmuş bu an haline? Olmuş işte, daha nasıl? Eline sağlık. Mis gibi koktu bak.
Evet, güzel oldu. Onları da ben yıkadım. Ellerine sağlık valla. Bunlar da tertemiz olmuş. Güle güle kirlet ama kirletme, tamam. Hiç kirlenmemiş ki gerçekten. Evet, temizdi ya. Yani valla korkuyordum. Çünkü bu iş gece eşin, biri bulur. Çünkü eşin ayakkabılarını silip koyuyor oraya. Allah razı olsun. Valla. Ayakkabı konusunda benden temizsin. Hadi bitirelim bunu. Ben çünkü biraz kırma. Elin sıkışmasın, dikkat et bak. Beyaz ayakkabı giydiğim için hep kirli. Ayakkabılarımı silip koyuyor. Sen biliyorsun. Sen tertemiz giyiyorsun. Hadi bitirelim. Daha rafa geçeceğiz. Yine. Bugün de ertelemişti artık yani. Yok, takarım şimdi. Hadi bitsin bu da. Yoruldukça. Böyle oluyor işte. Elinden düşüyor. Burayı bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. En üstte iki sıra halinde abi ayakkabılarını, stilettoları falan koydum. Şuraya hemen topuklu terliklerimi, babetlerimi koydum. Buraya botları, şu iki sıra eşimin, şu iki sıra benim. En altta da böyle günlük kullandığımız terlikler falan var. Gayet güzel, düzenli bir şekilde oldu. Ayılacak ayakkabıların hepsini de ayırdım zaten. Burayı da göstereyim. Şu kutunun içerisinde şey var. Benim diğer evimde, kirada olduğum evde bir ışık sorunu vardı. Vlog çekerken karanlık düşüyordu. O yüzden bir ışık yaptırmıştık. O var. Onu götürmüştü aslında ama Musacığım getirmiş. Unuttum demişti. Şu kutu boş. Belki bir şeye değerlendiririm diye orada bıraktım. Arkasında da iplerim var. Yakın zamanda onlar da çıkar zaten. Çünkü kış geldi. Örgü örmeye devam ederiz. Şöyle göstereyim. Burası da böyle. Ben bunu oturtturamadım Musa. Ne? Bak yamuk. Ne? Şu şeyi sildim, boruyu. Allah Allah. Bak olmuyor. Neyse dur şurayı bir göstereyim sonra. Ne oldu? Spiderman değil mi? Yapamadın. Aa, geçirmiş. Pardon ya. Yapamadın diyorum. Tamam, yapmış. Şöyle. Burası da bu şekilde oldu. Şimdi şu çekmeceleri de göstereyim. Instagram'da da var ya, kavanozu falan açıyor böyle. Ya normalde ben yaparım aslında böyle şeyleri de. Süpermen. Ben yaparım aslında da yapamadım onu bir türlü. Şöyle burayı da göstereyim size. Burada da içeri terlikleri var. Kışlık olanlar. Burada panduflar var ve şöyle açık terliklerim var. Bu şekilde. Bitti arkadaşlar. Bir tek dışı kaldı. Dışını da artık yarın Allah izin verirse evi temizlerken tertemiz yaparım. Ben burayı yapıyorum ha. Şuranın haline bakar mısınız? Bahçeden yardım isteyeceğim. Şuranın haline bir bakın. Şuranın haline bir bakın. Gerçekten çok şunu kötü. Şunu yaptık mı? Artık yeter. İşimiz bitiyor. Bitsin artık. Aynen. Cumartesiyi sonlandırabiliriz artık. Başlayalım mı? Yani artık başlayalım buraya. Ne yapıyorsun? Ha? Ya kamera. Ben işe başlamadan sihirli süngerelini aldım. Çizdim çünkü. Ya tamam, ölçü alırken bir çizilecek. Ama kötü görünüyor, siyah siyah. Tamam, iş bitsin ondan sonra sil bence. Bak. Gerçekten yani. Karar verdim şimdi. Tamam, karar verdim de bir çizilir yani ora. Ben onu şimdi bakayım. Kalemle çizeceğim şimdi. Bugün kaleme terfi ettim. Normalde benim göz kalemimde. Hadi ya, ne olur. Tamam, yapalım hadi. Allah Allah. İşinden zor kısmını bitirdik. Yeri ayarladık. Burası oldu ama burası nedense delinmiyor. Buraya taş geldi. Çivi yamuldu. Dedim. Neyse, bu bitti ya, yeter. Yani buna karar verdik. Bir kere sadece uyuşmadık. Sonra hallettik. O bir usta. Yaptı. Abi. Terletti vallahi şurası. Birden büyüdü. Burası hemen denildi. Burası herhalde pirketlerin tam ortasına ne geldi. Denil mi? Şurayı kapatmamız çok zor artık. Komple tadilat yaparsan. Burası, burayı da boyuyormuşuz, düşünsene. Yani komple yapacağız, başka şeyler çekersen.
Sıkılayım da beraber şu tahta. Şu da mutfağımın son hali. Happy topu yapacağımız bir şura basmak. Yani çok kolay olur diye düşünmüştüm de yanılmışım. Ve akşam akşam. Niye gene yapıyorsun? Ne yasacağım? Ha tamam. Bir de olmadan ne yasacağım lafı? Tamam tamam hadi. Sessiz ol. Tamam. Sonunda rafımızı taktık ama duvardan da olduk arkadaşlar. Evde duvar. Denemeyin. Evde denemeyin. Ya da bir ustadan yardım alın. Ne bileyim bir şeyler yapın. Vay be ustadan. Ya hayır eline sağlık da duvar gitti. Şu taraf gitti. Bir daha çıkarmazsın. Hatırlıyor musun? Da. Tavan içinde böyle ufak bir şeyle başlayıp mahvetmiştik ortalığı. Tavan zaten of ya. Günlerimizi almıştı gerçekten. Ya biraz kullan. Sıkılırsan onları çıkartırım. Komple bir sıva, komple bir boya. Yok ben yokum. Tamam ben yokum ben gidiyorum. Şimdi size şöyle göstereyim rafı arkadaşlar. Şöyle bir mumluk koydum. Evde vardı bu siyah mumluğum. Bu çerçeveyi göstermiştim zaten size. Onun içerisine bir çıktı almam lazım. Şöyle bir kum saati aldım. Abimden aldım onu. Vazoyu koydum. Onu da göstermiştim. Vazonun içerisinde normalde biz cips oydu değil mi? Cipso mu diyorlar? Güzel. Cips mi diyorlar? Cipso. Çiçekçilerde bir şey var. İşte ondan alıp koyacağız böyle mutfağa uyar beyazlı falan olduğu için. Ama bir türlü alamadık. Yarın pazar büyük ihtimal yarın çıkar alırız. Onun içinde fanusum vardı salonda. Ama ne zamandır onun içini bozmak istiyordum. Onu bozdum ve o yeşillikleri oradan aldım. Şimdi size göstermek için nasıl durduğunu. Biraz sade oldu aslında. Ama bakalım ileride belki değişik bir şeyler de koyarız buraya. Keyfim mi? Ellerine nasıl sağlık. Istiyorsun? Ama duvar sizlere ömür. Hala sinirim. Ve buralar gerçekten çok fazla battı. Şimdi şöyle ortalığı toplayacağım. Daha sonra da yatar dinlenirim. Ama ilk önce şuraları bir toplayayım. Her yer toz toprak oldu. Sonunda mutfağımı toparladım ve bitirdim arkadaşlar. İşleri artık yarın sabah süpürüp silip tozunu alırım. Başka da hiçbir işim kalmaz. Raf güzel oldu aslında. Biraz sadece arka duvar böyle kötü oldu diye canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Onu da hallederiz biz. Daha sonra rafı sökecek olursak tabii sökmezsek hiçbir şey görünmüyor zaten. Orada değişiklikler yaparım yine. Farklı böyle objeler, küçük objeler de koyabilirim. Bir bakayım, araştırırım. Artık raf geldikten sonra daha kolay olur benim için bir şeyler almak. İşlerimin hepsini bitirdim. Ayakkabılık, vestiyer hepsi bitti. Bu hafta Allah izin verirse zaten dolap içlerini halletmeyi düşünüyorum. Bakalım sırayla. Artık vlogumu da burada kapatacağım. Çünkü yoruldum, dinlenmek istiyorum. Yarın da pazar bol bol uyurum sabah inşallah. Ne zaman uyurum desem zaten ben böyle saat 7.30-8 gibi aynı saatte iş saatimde uyanmış oluyorum. Ama bakalım artık. Ben artık kapatıyorum. Gidip yatıp dinleneyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.